Ya bunlar büyük mucize var mı abi? Adam Bu bunu çok 2 gün çok şey geçmiş var. at susuz ya Yok yani orada ya. adam at susuz kımıldamadan bu şekilde Yok ben sabit bir onu şekilde söylüyorum. üşümeden Yok yok donmadan ben Allah yaşamış. korusun. Cenab-ı Allah'ın en büyük Yok ben Allah mucizelerinden biridir. korusun. Küçük Allah üç aylık çocuk korusun. çıkıyor. Bir köy yerinde söylerdi dedi biz dedim kaldık döke döke. Evet. Hiçbir şey dedi bize yardım etmediler dedi. Kendi elimizle dedi böyle 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 Doğru. böyle dedi. Çıkartır bir Toprak. ipeyi Ya onu da kurban çıkartır olduğumu Allah yetişen keserat olmadı verir dedi. Bak onu da söyledi. Onu da Allah keserat verir. Hadi ben Elinden Mehmet dinledim yani onu. Dışarı çağırıyor. Adam şey depremin altında, bacağı deprem altında kalmış. O anda Cenab-ı Allah'ın mucizesidir o da. Eline bir tane kızar geçmiş. Testere Onu geçmiş. da Allah Adam getiriyor. demirle şeyi kesip bacağını kurtarıp Doğru. ya. Bu Allah bunun... Sen o kepçeyi gördün mü? Kepçe vurdu. Altında bir küçük çocuğu. Ha. Hemen orada o Durdu kepçeyi öğretmen durdurdular. de öğretmen. Ha, da Öğretmen de. durdurdular. Hemen onu çarptılar. Orada. Geçmişte Evet. bu eski bemece kamyonların ilk zamanında bizim köylümüz hayvanını Hayal satıyor. mi Benim bana aklıma gelmiyor. Güçlerimi konuştuk ama ben adamı gördüm. Evet. Bir tane bemece kamyon alıyor. Kamyonu alıp taş yüklüyüp bizim köyün içerisinden şehir merkezine taş götürecek bir kamyon. Kamyon tam bu karakolun orada viraja girerken devriliyor. Altında bizim bir tane komşumuz kamyon ters devriliyor. Bir kamyon taş adamın üzerine dökülüyor. Kamyonu tabii ki el gücüyle müsaade edin. El gücüyle kamyonu kimsenin kaldırmaya gücü yetmez. Mümkün değil. Bir kamyon 20-25 ton geliyor. Gidiyorlar Kars'tan şoförler cemiyetinden o zamanın şartlarında bir tane eski bir çekici vinç mi diyelim artık çekici getiriyorlar. Kamyonu kaldırdıkları zaman tam kamyon doğrulacak şekilde olduğunda kamyonun kalatı kopuyor. Şey, vincin. Koptuğunda kamyon tekrar taşın üzerine devriliyor ama adam enkazın altında. Da artık diyorlar aradan 8-9 saat geçiyor. Artık diyorlar ki bu öldü da mümkün değil. Doğru. Ölmese bile şimdi öldü. Nasıl değilse Abi öldü. vinç kaldırıyor kamyonun enkazını. Taşı köylü toparlıyor kenara bir kamyon taş 30 tondan bahsediyoruz. Kaldırıyorlar kenara adam altında yaşıyor. Yemin ediyorlar o günün şartında yaşayan insanlar kafası diyorlar ezik büzük olmuş top şeklinde Evet. yapıyorlar ki yani kafa kafaya benzesin. O adam ondan sonra 30 yıl yaşadı. Ya, benim 3-5 dedem yıl önce ya. bunun da dedesi Allah rahmet etsin Allah 30 yıl yaşadı. rahmet Allah'ın ya. nice mucizeleri benim var. Dedem doğru, doğru. Yani köyde yaşanmış gözünün önüne. Doğru, doğru. Ya bundan yola çıkarak neler var neler var. Allah rahmet etsin. Bak, bunu yaradan da ya, tabii ki. Demek ki Allah, yani Allah nasıl şu an şey edeceksin. İnanacaksın ki Ya ne bu yapar? Geçmişi Şakar. Görüp gelecekten ders almak lazım. Tabii. Yani biz ders alamıyorsaksa, biz halen aynı hataları yaptırıyorsaksa veya yapıyorsaksa demek ki bizler hiçbir ders almamışız. Bunlar bile bize azdır. Azdır, azdır. Bugün onu da eğer ne bileceksem ben çıkıp gidebilirim diyorum evime. Gidebileceğim yok. Onu Allah bilir. Allah Yiyecek ekmeği varsa onu bilemezsin. Onun hepsi kurban olduğum onu bir köşeye kıstıyız. Sizin salamat çıktı. Doğru. Onu da ya Şerif abi şimdi burada her şey Allah Cenab-ı Allah'ın üstüne atmak iyi değil. Allah Cenab-ı Allah herkese akıl ya vermiş, fikir vermiş. Yaratan, Sana ne diyor? Burada. Diyor ki sen diyor ki tedbirini al takdiri bana bırak. Ha, şimdi biz tedbir almıyoruz. Gelin arabanın altına kendimizi atalım. Bizim acelimiz ya, gelmemiş. Ölmeyeceğiz. Hele bakın ölürsen ölmüyorsun. Ya tedbir ama abi tedbir şarttır. Şart her zaman. Bunun tedbiri şart. Tedbir her şeyde. Yani bir bunda değil. Allah gece cahdi sen ne bileceksin ne olduğunu. Yok bir de merhamet olacak. Bilmesen. Ya tabii ki ben rahmet olacağım. Ne olur olsun ben rahmet olacağım. Ben dört zamanı birinde o zaman genç vardımdı. Bir araba çeyrek götürdüm kaçça. Orada bunu ben bir hambala verdim. Bu hambal geldi dedi ya dedi. Bu hambal bir kapsını enderdi çeydi gitti. 12 buçuğa vermişim. Ay bir de baktım hambal geldi bir 10 lira geldi. Ben ne bileyim onun arbadı şir olduğunu. Burada kızına bir yani tane... Şey, sakat ha, sakat ha. Kızına kumbaran içine 2,5. Bunu da kırıp bunu da getti verdi. Şimdi yalan mı diyeyim? Tamam. Verdi. Ya ben bilmedim de sakat olduğunu. Evet. Orada ama hambal dedi Allah sen getir. Neyse oradan geldim bir araba daha yükledim. Gittim oraya. Gene bunlar. Gene gittim. Ya. Baktım aynı hambal orada evladı. Çağırdım dedim ya dedim. Bu ne tercih sen böyle.
Dedi ya dedi ben bir hambala. O 10 lirayı gittim borç aldım. O 2 buçuğu da dedi. Kızımın o 2 buçuğunu da vallahi ona verdi. Ya Allah razı olsun. Ha verdim. Onun duası. Ha, bu ya. Adam gitti. Gitti. Karşıdan ben geliyordum aktarla. At arabasıydı. O büyük iki arabalar cımbadan gelip gider ya. Evet, evet. İnan Allah'ına ya. Araba geldi. Şey bir vurdu. Kamyona. Kamyon vurdu. Ha, vurdu ha. Benim arabam nasıl ki karşı. Ama bire baktım ne arabada bir şey var. Ne altta bir şey var. Ne sende ne? Hiç şey yok. Allah kurtardı. Dedim nasıl Allah sana ya. Şükür kurtardım. Ha, geldim ondan sonra eve. Verdim böyle. Dedi yok dedim. Kimle ne yaptın? Efendim? Dedim bir de gitti dedim. Böyle. Öyle çıktı vardı gitti vallahi. Bir sadaka bin belayı defa. Aynı valla. Haydar amca biz şimdi burada kendi aramızda tartışıyoruz ya Necmi. Evet. Şimdi burada bırak az bir şey elimize bir taş değende. Yok bırak elimize değdi. Adamlar orada canınla başınla yabancı olsun. Bizim kendi evet. Akutumuz olsun. AFAD ekibimiz olsun. Doğru. Biz korkuyoruz binamıza girmeye. Adamlar enkazın altından bizim hastalarımızı, doğrudur. Yaralarımızı sarıyor. Avray. Yani unutulmayacak. Evet. Her birini üzmeyen adamlar. Doğrudur. Cenab-ı Allah'ın takdiri başkadır ama adamlar tedbir alıyorlar. Oraya giriyor bak. Ve her an başına uçup öleceğiz. Biz kendi çocuğumuza kendimiz giremiyoruz. Zonguldak'tan gelen kömürcüler ne dedi? Biz kömür için girmeyiz dedi. Buraya can için gireriz dedi. Bunlar unuttular böyle şeyler ya. Doğru, adamlar 700-800 kişi gönderipti oradan. Yani arkasında yani. Bırakılan izler içler adı. Bu işler ya. Bırakılar mı? Hiç mümkün unuttular mı? Cenab-ı Allah'ın mücizeleri de çok. Emenler. Bak demin ne dedik? Dedik ki bir kız çocuğu dedi, çıkardılar. Dedi ki ben dedi ekmek de yedim, su da içtim. Bana bir abla dedi su da verdi, ekmek de verdi. Kurtarıcı AFAD, AFAD'ın adamları hemşireler falan. Gelende dedi o abla kayıp oldu. Ya bu Allah'ın mücizeleri de. Niye adam ne diyor? Diyor bunu ekipler anlatıyor bizim ekipler. Diyor ki bir tane diyor anne diyor ağlıyor ki benim çocuklarım o duvarın arkasında kalmış onları çıkarın. Neyse diyor uğraştık diyor duvarın arkasından çocukları çıkardık. Ya onun bir şey geçen o bir tanesi de çocuğu olmuyordu. Ekmek gibi bir kadın şeydi. O hamileydi. O durdu hemen orada şeydi bunun çocuğu oldu. Doğum yaptı. Doğum yaptı. Babası şeyi onlar da çıkarttılar yani öyle bir kadın öldü çocuk bak. Dünyaya deprem bölgesinde evet. Toprağın altında dünyaya geldi. Evet. Çırılçıplak çocuk yaşadı, doğru. Anne öldü. Evet. Bu Allah'ın... Ya anne tavuk nasıl bir çirkin ki koltuğun altına ala, işte çocuğum hem de televizyonda gördü. Korudu. Anneyi çıkarttılar, balayalar çadırlar, o şekilde gene donarak kaldılar. Bu arada abi o kadar onu görüyor, o kadar kansız, vicdansız, insaniyetten nasibini almamış insanlar var ki. Bir adam oradan hala menfaat çıkarmaya çalışıyor, ya yağma yapıyor, bilezik çalıyor, yok bilmem ne yapıyor, yani o tip insanlar da var. Ama bir iki de çalıyordu da, insan jandarmalar, şeyler, dallar, tabu. Müslümandan çıkarır insan bu. Eyle gidelim. Vallahi. Bak şimdi burada yanlış konuşmuyor. Hepimiz Müslümanız arkamızda. Bunun Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla, Alevliyle veya Yahudiliyle git bu gün. Yok. Yani aynı olay bir Yahudi ülkesinde, bir Hristiyan ülkesinde olsa ya kimse oradan bir şeyle tenezzül etmiyor. Evet, bunu biz Müslümanlar yapıyoruz. Evet, yani. Yani Müslümanlığa bağlamayayım bunu. Doğru. Vicdan, bak vicdan. Değil, gözü açtı. Vicdan ve aziyet. Adam burada ölür, gidir onu çalıyor. Şerif abi bak yabancı ülkede, yabancı ülkelerde, şimdi hepiniz ilkokul okuduk, hepimiz gördük. Tabii bizim ilkokulda fişlere ne yazıyorlar? Fiş veriyorlar da bize. Doğru. Herkes gördü. Ali ata bak, Emel topu at, başka bir şey var mı? Yabancı ülkelerde diyor ki, komşunun malına diyor tenezzül etme. Doğru. Harama el uzatma, senin olmayana sahip çıkma. Bizde öyle bir şey yok, biz de Ali ata bak, top at. Müslüman ya eğitim öğretim farklı bir şeydir. Herkes için değil mi? Eğitim öğretim çok farklı bir şeydir. Şey yani. Elinde bu şeyi çizgi televizyonu atıyor biri gidip bu şeyi tamaşa başlıyor. Safari. Allah Türkiye'mize böyle bir şey daha göstermesin. Son acısı olsun Türkiye'mizin.
bütün müslüman alemde. Yok, sahil olduk mu ne son olmaz. He. Ne de bunun sonu gelmez. Eğitim, biz, eğitim, eğitim öğretim çok şart. Eğitim, öğretim çok önemli. Çünkü başka bir şey tabii. Adam bina yapıyor. Ya, şimdi her şey müteahhitin üstüne atıyoruz. Veya da hükümetin üstüne atıyoruz. Ya bunlar hep. Ya şimdi adam kendisi bina yaptırıyor. Ya bina. Allah ya oradan kendi binasından çalmaya çalışıyor. Ya buna haram, şey ne yapsın? Hükümet ne yapsın? Mühendisi ne yapsın? Ya onu da kontrol yaptılar. O çimentoyu birisinden kontrol yaptı ya. Onu doğru çekti. Gelecek vur onu çekti. Yeterim şimdi yapma. Onu şimdi yapma. Depremden önce yap. Ya yerel yönetiminde suçu var. Vatandaşında suçu var. Her şeyin suçu var. Ay şey aynı. Vicdanın kanı yok. Ay kendi kendimden. Biz akşam kendi aramızda konuşuyoruz. Biz ev yaptıracağız. Köy yeri. Evet evet. Yapacağımız ya bir katlıdır ya iki katlıdır. Ben diyelim ki 10 ton demir gider, örneğin. Babam da diyor ki 10 ton çok diyor, 7 ton gider. Her koy 11 ton kullan. Yatır 11 ton. Hep bizim hepimiz kendimizi terkinizlik yapıyoruz. Eyvallah. Evet. Bir sene geç bitir. Abi öyle mi? Tez kardeşim Kutay, kardeşim Kutay. Millet olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Evet, evet. Allah'ım. Çok üzüntü. Millet olarak dayanışmamız çok iyi, çok süper. Bir de biraz ne olur da yapıcı olabilsek, yapıcı olmayı da öğrenebilsek toplum olarak tam işler yoluna oturacak. Abi kiracı adama diyor, diyor ki işte benim kiram 5 liraysa diyor 10 lira. Bu ay diyor otur, bak aylığın kiran 10 bin lira. İster otur ister çık. Adam da yazık ne yapsın? Çıkacak kışın günü olmuyor, çıkmayacak olmuyor. Evet, doğru. Aynı gece deprem oluyor, deprem yani ikisi de ateşin başında orada ısınıyor. Bina da gitti, hepsi de gitti. Ya biraz da vicdanlı olacak, vicdanlı. Sen dedi gördün, sen de benden vicdanlı kızınıysan burada dedi. Aynısıydı oğlum. Ben de dinlerim. Tabii ki adamın marketler zincirleri var, adamın depoları var, adam toplantılık yapıyor, gıda toplantılık yapıyor. Şimdi hiçbiri yok, tırların kenarına gıda kuyruğuna giriyor. Gitti. Demek ki malın, dünyanın, ya Kahramanmaraş'ın hepsi bir adamın olsan olacak. Adamın birisi de marketini olduğu gibi kapısını açtı, arabaya yüklerdi. Doğru. Ya böyle insanlar da var. Adam niye? Çalma değil. Çok güzel paylaşım yaptı. Komple bağışladı. Komple bağışladı adam. Dedi yükleyin marketten ne varsa arabaya yükleyin. 3 artı 1 dairelere diyor sığmıyor. 4 artı 1 dairelere sığmıyor. Şimdi mezar 1'e 2. Yani 1 artı 0 oraya karşısına benim. Şimdi orada yatıyorsun. Doğru diyor işte dairesi. Sığmıyor orada adam. Yok benim dairem 3 artı 1 olacak. 4 artı 1 olacak. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Ne yapma yalan. İyiliğini, doğruluğunu dahi şey etmeyecek. Bırak biliyorsun. Sizlik beraberlikten ayrılıyor.